Fatiha suresi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim. Ödül ve ceza gününün tek hakimi Rabbimiz. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz bizi dost doğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır.'' Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde hayır biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler biline ki asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onlara ışık verdikçe bu ışık sayesinde yürürler. Işıklarını karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivri hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de Onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır cansız nesnelerken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip "Sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin." dedi. "Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin." cevabını verdiler. "Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir." dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de ''Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi?'' buyurdu. Meleklere ''Adem'e secde edin'' dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz, dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin, bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır, dedik. Bunun üzerine Adem'e Rabbinden bazı sözler ulaştı. Bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik, oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek Hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşuyla boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez.'' Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar. Kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavunun adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya kırk gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek bu zayı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye size affettik doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir.'' Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, Ey Musa! Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.'' ve sizi bulutlarla gölgeledik size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik gerçekte onlar bize değil kendilerine kötülük ediyorlardı demiştik ki şu şehre girin orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki Hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Musa kavmi için su istemiş. Biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise iyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin. İstedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz, demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler içinde bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da Bizimle alay mı ediyorsun?" demişlerdi. Musa, "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." dedi. "Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın." dediler. Musa dedi ki: "Allah şöyle buyuruyor: O yaşlı da değil, düvet de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Haydi Size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içine açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacısı bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki düşünürsünüz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki, ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki, Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler! onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler. Sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açtıklarını Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir.'' Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah katında söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de, kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğulları'ndan yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklenirdiniz. Kimini yalanladınız kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir, dediler. Aksine, inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara, Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazab üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.'' kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm onlara de ki şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağıyı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, daha da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın. Söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağa sevgisiyle dop doluydu. De ki eğer böyle inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız Haydi, ölümü isteyin bakalım, de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok, her biri ister ki bin sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler.'' Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasına açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu sihir, satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Raina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler.'' Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki: Eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var. Ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batıda nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır şüphesiz Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır her şeyi bilmektedir Allah çocuk edindi dediler haşa o bundan münezzehtir bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız onundur hepsi de ona boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde, ona ol der, hemen olu verir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi? dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de Onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz kesin gerçeği bilmek isteyenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır." de ki "Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince "Ben seni insanlara önder yapacağım." buyurmuştu. İbrahim Soyumdan da deyince Rabbi "Vadim zalimleri kapsamaz." buyurdu. O zaman biz Kabe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için kendini ibadete verecekler. Rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki: İnkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin, kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in halkına getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da: "Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin." dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına: "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" demiş. Onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk." demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmayı mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz? Yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenlerden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından Sorguya çekilecek değilsiniz.